Yani şu an bayağı bir hasarları var. Viego'yu iyi resetler gelebilir. Engage'leri var. Yani Smaug'un etrafında çok iyi oynarlar. Phoenix'in seçimi. Nokta atışı dedim ama sen iyi Pantheon, hazırlanmışsın. Ben notlarımı iyi alırım, istatistikleri iyi tutarım. Yalnız şu an Dionelux'un elinde de Pantheon. Bu yetenek gücünü de Evelynn'le iyi kapattılar. Evet, evet. Kai'Sa da bence bu oyun AP gidecek. Dürtme Kai'Sa ile beraber. Yani beğendim. Üst koridor eşleşmesini çok merak ediyorum. Pantheon Renekton birazcık iki tarafa da kayabilir. Hı hı. Yani kimin kazandığını söylemem ama Renekton birazcık daha rahat gözüküyor benim gözümün. Ama yani sağ tarafın seçim yasaklama takım olarak iyi mi bilmiyorum ama eğlenceli şampiyonlar göreceğiz. Alistar. Alistar'ı da görmüş olduk. bu karşılaşmada Rengar'da görürüz, Rammus'ta görürüz. Ben sana söyleyeyim. Benim Alistar bayıldı yine gözüküyor. Kha'Zix de bekliyorum ben ya böyle eşleşmelerde. Evet. Phinox'un her ne kadar hayatını almış olsa da kendi sıçrasından ve tutuşturduğundan oldu. Interen'de hiç oralı olmadan Okyanus Ejderi'ni alacak. Yok denemek istemediler. Evet, tabii Yone o özgür ruhla beraber kendi pozisyonda. O burada savaş yapabilirler. Alistar kombosu gelebilir. O 3 kişiye tutan bir tosunlu paket kombosu sıçrayla beraber Kostum da bunu takip edecek. Yalnız Freud'a erken bu ulti kullanımı derin darbe arka tarafı kullanınca Smaug çıkmayı başardı. Smaug da şimdi annesini çağırdı ama Renekton da buraya geldi dediğin gibi ultisini aktifleştirip ilk kan buradan IQ's düşecek. Interen alıyor o skoru. Alistar'a dönüştü. Tosunlu paketi de ultajlerini attı. Yalnız Kostum geri dönüş hasarını vermek için biraz fazla dürtüldü. Evet, şu an evinin ultisi yok, yön ultisi yok ve buraya oynamak pek istemeyecekler gibi gözüküyor. Tabi orada Freud dul bırakanı çok erken kullandığı için hasar yetmedi. Yalnız Kyrusha'dan bir agresif ulti kullanımı Swarm ön tarafta çok fazla hasar alacak. Freud yere saplanıp sıçrayla uzaklaşmak durumunda kaldı. Smolder uçuş ejderinle beraber indirmeyi başardı Freud'u. Kostum özgür bir şekilde rakibini zedecek. Yalnız döndüğü yerde o özgür iradesi çok özgürlüğe uçurmadı onu. Özgür ruhu daha doğrusu. Yalnız Freud buraya geldi. Bir tosun faket gelebilir. Çıpayı doğru Nike'sin üzerine atacak. Tosun faketi Swarm'a attı. İyi de bir ayartma geldi Freud'dan. Yürek yakan. Üzerine sadece bir düz vuruş yeterli oldu. Şimdi bakalım. Sırçası yok Kasyapa'nın. Belki burada bir oyun gelebilir. Oldu oradan Colbert'in gidebilir. Çok iyi bir taşlaştıran bakış geldi. Yerine sabitlenen bir Swarm üzerine çıpa ve derin darbe. Freud hareket bile edemedi. Yine ultisini defansif atmak durumunda. Nike Hughes'da Natinus en azından biraz daha koridorun ortasına götürmek istediği Kastım. Yeteri kadar hasar verebilecek mi diye bakıyorum. Buraya ultisine gelen bir de Dionelux var. Ön taraftan Ekno'nun sersem etti. Bir anda orta koridor. Araba ne oluyor? Freud'a giden bir skor. Reacton'da alacaklar. Chirashi düşen bir diğer isim. Kule altında Cold Memo'yu vurmaya devam ediyorlar. Bir anda kaotik bir savaşın içerisinde buldu kendisini. Evelyn, sanırsam Kai'Sa'da bu oyun birazcık da AP odaklı gidiyor. Şimdi 3. ejder vadide. Bakalım bu ejderi nasıl oynayacaklar. Kastum. Evelyn'in üzerine gidecek. Çıpa çok yakındı. Çıpa denemesi geldi yalnız. Chirashi ultisini aktifleştirdi. Buraya gelen bir Dionelux var. Gök kubbenin çöküşü onun için kötü sonuçlanabilirdi. Çok tehlikeliydi. Yalnız burada savaş istiyorlar. Yalnız taraftan IQ'su arka tarafı derin darbeyi kullandı. Çok iyi bir kitle kontrol zinciri. Interen ilk reseti alacak. Devamında savaşta avantajlı gözüküyor ama Kyrusha'nın iyi bir ulti kullanımı. Smolder tekrardan annesini çağırdı. Bu savaş önünde IQ'su da alacak. Viego'ya resetler gidiyor dediğin gibi. Dionelix Chirashi'nin üzerine çıktı. 3-3 yapan bir IQ'su var. 4-4. Daha doğrusu IQ'su değil Interen. Alistar'a dönüşen Interen bir de Evelynn'e dönüştü şimdi. 4-4 yapan bir Alistar var ama bu Interen'in ellerindeki Alistar. İşte siz Viego ile takım savaşında böyle kolayca rest alırsınız. Bir Alistar'a dönüştü, bir Evelynn'e dönüştü. Size de böyle bu Viego 4-4 yazar. Çok güzel oynadılar takım savaşını. Yani o ilk hedefi düşürmeye odaklı oynayınca Viego... Kasuyepe'de şu an 2 eşyası. Yalnız Chirashi ultisini aktifleştirdi. Kostum'un o kuleyi almasını istemeyecek ama Dionelux doğrudan rakibin üzerine gidip sersemletmeyi başardı. Işın sahibi başa aktifken gitti. Taklayabilir ama ışından gitti çünkü kule gitti. Dediğin gibi. Geldi ama kule altında oynadıklarının altını çizmekte fayda var. Hala Cold Memo tanklıyor bu kuleyi. Bir kule hasarı daha. Kostum çok az canlı geri dönecek ama takım arkadaşı Freud. Freud'u sersemletmeyi başardı. Bir çıpa geldi. Swarm geldi. Bu tip kitle kontrollerde savunmasız bir karakter Evelynn. Swarm, Interen, Cold Memo üçlüsü çok iyi oynadı burayı. İlk başta Kasyopya iyi bir taşlaştıran bakış. Kule altında Kastım hasar aldı ama Freud takım arkadaşını koruyayım derken Swarm'ın çıpası işleri değiştirdi. Yani, bakalım Kai'Sa bekliyor evet. Tepenin ardında. Bir çıpa da attı aynı noktada. Kai'Sa bayağı dürttü. O W kaçtı. O içlik topları çok can sıkıyor. Evet. Yani şu an bir an önce... Phinox şöyle bir hapşırdı rakibinin üzerine. Girmek istiyorlar ama yani mini dalgasını da vermek istemiyorlar. Kai'Sa dürtmeye devam ediyor. O Dionelix tuttu. Yine sabitleyecekler devamında. Ulti kullanımında yaptı. Nike'si çok ön tarafta. Alistar düştü. Dionelix'e çok fazla hasar verdi. Cold Memo'da diğer tarafta Dionelix'u aldı. İyi bir savaş Phoenix'e eSports'tan.
Chirashi sahibi aktifleştirdi. Ön tarafı da çok iyi tanklamayı başardı. Hemen bitkin. Yani öne içeri girdi. Derin darbe çok fark yarattı. İnanılmaz zaman kazandırdı Swarm'un ultisi. Tabii. Yani şu an hiçbir şekilde cevap vermediler. Yani Pantheon'u düşünce ana hasar kaynakları düştü. Şu an Kayısı'nın dürtmelerine dikkat et. Kayısı içeri atladı. O agresif ulti kullanımı sıçrayla uzaklaşacak. Çünkü Chirashi o ezik katiliyle çok canını sıkabilirdi. Kayısı çok vuruyor. Yani Cold Memo da buraya sokmak istemiyor. Yani bir an Kayısı içeri atlayıp onu tekleyeceğini düşündüm ama işte bitkinliğin gücü. Tankut kesinlikle ona bitkinlik olunca şu an Phoenix ekibi yan koridordaki minyonları bıraktı ve ooo içeri atladı. Small'da yakalandı. Yalnızlar gibi agresif bir combo görüyoruz. Yan taraftan gelen yalnız özgür ruhla bir Yone var ama düşünmeyi başaracaklar Yone Lux'u. Doğrudan Nykeus'un üzerine gidecekler. İkinci skor Nykeus'a gidiyor. Nykeus'a alıyorlar daha doğrusu. Bir işlik topu daha geldi Kyarusha'dan. Yalnız Yone Lux'u ve Nykeus o kadar kolay düşürüyor ki Phoenix. Evet. Yani Pantheon o ultisiyle beraber içeri atladığı an hızlı bir şekilde kitle kontrolü görüyor ve hiçbir şey yapamadan tekrardan skor verdi. Şimdi Baron'da sanırsam bir cevap gelmeyecek. Evinin zaten alt taraftaki minyon daha kolay. Kostum Okuni'ye vuruyor ama Chirashi. Renkmesi lazım. Kostumdan defans bir ulti kullanım ama dediğin gibi Chirashi kapattı. Bir çipa tuttu Swarm'dan. Kostum ön tarafta hasar tutmaya çalışıyor. Yalnız Kyarusha'dan muazzam bir ulti kullanımı Chirashi'yi almayı başardılar. Sıçra çıpak. O da aynı şekilde sıçrayla cevap verdi. Kostum. Freud yalnız buraya yakın agresif oyun görebiliriz. İnternet bir yanı düşünebilirler. Freud oradan rakibin üzerine gidiyor. Fena da bir hasar bırakmadı ama Swarm ve Cold Memo'nun yanına gitmeyi başarınca sadece Chirashi'nin üzerindeki Baron'u almayı başardılar. Üste dönmeyi bozdu ama evet belki Ace ile beraber o ani hasar verir mi düşündüm ama hiç oraya girmek istemedi. Arasının dikkat etmesi lazım. Sıçra ve ultisi yok Cold Memo'nun. Phinox uçuş ejderlerinden uzaklaşacak. İnternet de onun yanında zaten. Roy avlamak istiyor. Evet, tempoyu bozmak için. Roy'un bekliyor yalnız Phinox arka tarafta kaldı. Roy tekleyemeyecek mi? Yetmedi hasarı. Annesini çağıran bir Smolder. Derin darbeydi. Smolder arka tarafta iki kişi tutmayı başardı. Roy av olurken avlanacak mı? Kaçmayı başaracak. Kyarusha'dan bizi bu ulti kullanır. Çok iyi bir bitkinlik geldi. İlk önce Nykeus düşürecekler. Devamında Freud'a düştü. Kyarusha'da düşen diğer isim. Dionysus'tan her ne kadar iyi bir yan adım gelse de internet kovalamaya devam edecek. Chirashi sahibi aktifleştirip geldi bu pozisyona. Bitkinliği Dion Oyuk'un üzerine bıraktı o da. Gelecek bir insafsız yırtıcı gelirse yine sabitleyebilir. Doğrudan gitti rakibinin üzerine yine sabitleyeceği gezik katili yeterli olmadı ama kule altı düz vuruş. Yetmedi hasarı Chirashi'nin. Son anda kalkan geldi. Kesmiş ve ezik katiliyle beraber yetmedi. Tabii insafsız yırtıcının o menziline giremedi Chirashi. O birazcık can sıkıcı olduğunu anladı ama yine 15'e 8 altın farkı 5000'e yaklaştı. Evet, dakika 28. Bir performans. 13 asist, 15 skorla. Evet, bir destek Swarm'dır. O bir ışından geliyor yalnız. 30 saniye sonra Kadim Ejderha'da bir savaş olacak. Yalnız oradan kostum üzerine geçecek. İyi bir tosunlu paket kombosu geldi. İnternet ön tarafı derin darbe 3 kişiyi tutturmayı başardı. Viggo düştü, Viggo düştü. Smolder'ın dizini çağırdı. Dediğim gibi İnternet düştü. Nykeus da düşürmeyi başaracak Smolder. İlk skor almayı başardılar. Freud ön tarafı çok fazla sıra aldı yalnız. Smolder çok fazla vuruyor. Kostum, Freud, Dionysus. Hepsi eridi gitti. Kyarusha tek başına Chirashi'yi almayı başarsa da katliam Phoenix. Hiç Kadim'e gitmeyecekler. Doğrudan orta koridora gidiyorlar. Dakika 30. Ne demişti Smolder? Sıkıntı yok. Ben zaten steklerimi aldım. Artık benim oynama vaktim. Yani takım savaşta Viggo'yu ilk düşürmelerine rağmen buradaki takım savaşını Phoenix ekibi 4 kişiyle beraber rahat bir şekilde kazandı. Coldplay'ı öyle iyi bir Smolder alacaklar. Bitirmeye deneyebilirler. Evet, evet bitirecekler gibi. 15 saniye sonra da olacaklar. Alistar geldi ama Nykeus geldi tutmaya çalışacak ama ilk Nexus kulesine vurdular. Toss onu faketle iki kişiyi zıplattı. Ace ile beraber yerine sabitlemeyi başardı. İlk Nexus kulesini savundu yalnız. Bu Mömü Alistar tutabilecek mi? Yere saplandı. Katliam bir daha geldi. Nykeus düştü ama tuttu. Çünkü 2 saniye kostüm doğacak ve Freud'a vadiye indi. Şimdi bunu oradaki X geçitle beraber uzaklaşacak Phoenix tarafı. Evet, yani oyunu tuttu ama bu sanırsam bir Elder... Kadim'e başlayacaklar. Evet, Kadim sinyalleri geliyor gibi. Oradan geçemedi ordu Smolder. Şimdi bakalım, Alistar yok. Alistar'ın olmaması bayağı bir sıkıntı olabilir onları çünkü. Roy'un da sıçrası da yok. Çalmayı... Çok zor. Çok yani zor. Alt tarafa... Furo'yu göster. Evet, şu an Furo'yu gördüler. Tek amaç şu Furo'yu tutmak orada. 4000 can, 3000, 3500. Smolder bir daha endişe çağırdı. Yalnız iyi bir kostümle ulti kullanım. Swarm'ı iyi bir hasar bıraktı. Kadim Ejder hava adede değil artık. Dionysus ön tarafta tanklamaya çalışacak. Çok fazla hasar alıyor. Cold Memo yan tarafta hasar veren diğer isim Kadim güçlendirmesiyle beraber. Dionysus düştü. Freud'u alacaklar. 2'de 2 yapan bir mini keşler. Phoenix. 3 skor birden alıyorlar. Alistar nereye geldin? Nykeus biraz tabii önde yakalanınca Toss'la minyonlara gitti ama o hareket hızı yetmeyecek. Phoenix uçuş ejderimle beraber kovalamaya devam ediyor. Bir de üzerinde hapşırdı Alistar'ın hasar Kadim Ejderha ile beraber. 7-0-17. 6 skor aldı 2 savaşta Phoenix.
Yani demin skora baktığımızda 1-0-13 müydü, 12 mi neydi? İki takım savaşında yüklerini alan ve 3 yaşa ulaşan Smolder. Dakika 31'de Phoenix kazandı. Evet, 7-0-17 yani Phoenix ekibi erken oyunu tam istediği gibi oynadı bence.